Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimde gördüğünüz bu renklerden yine size bir model hazırladım. Modelimizin iğne yasa şu şekilde arkadaşlar. Evet iğne yası halide bu kenar ara suyu yok arkadaşlar ben yaprağa uygun olsun diye sizler için ara suyu tasarladım. Burada düz kayanın üzerine bir tane minik ters kaya yapılmış ve bu ters kayanın üzerine de 5 tane yapraklarla süslenmiş bir model. Ben de şu şekilde sizler için tığa çevirdim. Evet aynı şekilde tasarladım düz kayanın üzerine ters kaya ve kenarlarına bu şekilde de aynısını tığa çevirerek yaprakları yaptım dediğim gibi sadece tek çiçek olarak geldi arkadaşlar bu yapraklara uygun olsun diye böyle de böyle minik yapraklarla sizler için ara suyu yaptım Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ara suyumuzu yaparak başlıyoruz Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitliyoruz. İpimizi sabitledik. Bir defa tığın başını doladım. Hemen bakın yanındaki boş olan tığ battımın içine girip 1-2-2 alarak 3 sefer daldım. Buraya minik bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen arkadaşlar bakın trabzanımın içine girip 2 2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım yaprağımızın ilk trabzanı 5 tane zincir çekiyorum ve bu 5 zincirimi aralayıp trabzanı aralayıp arasından kapattım bir tane tomurcuk yaptım yine bir defa tığımı doladım aynı şekilde trabzanımın içine girip 1 2 2 bu şekilde 3 seferde aldığım bir trabzan yine 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi ikinci trabzanımı aralayıp bu şekilde kirpik yapıyorum 8 tane zincir çekip aşağı inelim 2 3 4 5 6 7 ve 8 trabzanımın içine kapatıyorum buraya arkadaşlar bakın renkli kirpiklerimiz için yuva yaptık hem de aşağı inmiş olduk. Yaprağımızın yapılışı bu kadar. Bu renk turun, vişne çürü renginde beyazı yapıp buraya üç tane kirpik yapacağım bu şekilde. Hem aşağı indik hem de kirpiklerimizin yuvasını yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bu çiçeğimiz için düz kayamızı ve bu ara mesafemizi vereceğiz. Bunun için buraya tam 10 tane tığ battı mesafesi vereceğiz. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen boş olan tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Sık iğnen bildiğiniz gibi sahte sık iğne arkadaşlar. Aynı zürafa gibi durduruyor zincirlerimizi, tığ battılarımızı. Yandaki tığ battının içine girdim. Kapattım. 2 oldu. Bu şekilde 10 tane tığ battı yapalım. Evet 10 tane tığ battılarımız hazır. Şimdi bir zincirle şöyle ters tarafına çeviriyoruz modelimizi. Buradaki dipteki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 2 ve 3 zincir. Tığ battımızın içine sık iğne ile 3 zincirimi sabitledim. Bir tane buraya yuva yaptık. 3 zincir Sıradaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. 2 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde 4 tane tığ battım hazır. Yine arkadaşlar 1. zincirimizi çektik. Dönelim düz tarafına. Buradaki tığ battımın yani hemen dibindeki tığ battımın İçine sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir sıradaki şimdi arkadaşlar 3'e düşecek 4 olan tığ battığımız 3 2 1 diye azaltarak devam edeceğiz 3 zincir hemen sıradaki tığ battıya sabitliyorum bir zincirimizi çekip hemen tekrar dönüyoruz bu şekilde yine hemen dibindeki buraya bir zincirimi sık iğne ile kapattım ve kesim işlemini gerçekleştirdim yine 3 zincirimi çekip kesim işlemini gerçekleştirdiğimiz için 3 olan 2'ye düşecek yuvalarımız 3 zincir bu şekilde sıradakine sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar bakın yine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Evet bir tane kaldı. Son kalan bu yuvamı da arkadaşlar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Bakın 2'ye kadar geldik. Son tek kalan yuvamızı da 5 zincir çekerek bu şekilde hemen yanındaki yuvaya sık iğne ile sabitledim buraya arkadaşlar çiçeğimiz için yuva yapmış olduk şimdi ikişer zincir çekerek aşağıya kadar inelim bir iki zincir bu kesim yaparak döndüğümüz yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum yine iki zincirimi çekip son yuvamın içine bu şekilde sık iğne ile sabit İki zincir çekerek bu şekilde bakın arkadaşlar beyaza kadar gidiyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar kayamız hazır. Bu şekilde bakın, şöyle net gözüküyordur inşallah. 5 tane buraya mesafe bırakıp sonra bu gösterdiğim başta ki yaprağı yaparak çimenini bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar bu tek yaptığımız yuvamızın içine. Beyaz ipimizi sık iğne ile sabitleyelim. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen kapattım buraya Yine 3 zincir çekiyorum. Kapatıyorum arkadaşlar yeşil yuvamızın içine. 2 tane üçer zincirli yuva hazırladık. 4 zincirle dönüş. Dönüşlerimizi 4 zincirle şöyle çeviriyorum. Bu ilk yuvamızın içine girip kapatıyorum. Bu birinci yuvamız. Yine 3 zincir. Sadece dönüşlerde 4 zincir. Buradaki ikinci yuvamın içine de 3 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 ve 3 zincir hemen arkadaşlar buradaki yuvanın içine bir tane bakın artırma yaptım. 2 olan tığ battım 3 oldu. Bunu bu şekilde 5'e kadar çoğaltacağız. 4 zincir 4 zincirimi şöyle çevirdim. Ve bu baştaki yuvama kapattım. Bu birinci yuva. Yine 3 zincir baştaki yuvama kapattım. 1 2 3 zincir baştaki yuvaya yani sıradaki yuvaya arkadaşlar. 3 oldu. 3 zincir sıradaki yuvaya kapattım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın köşelerde hep çoğaltma işlemi yapıyoruz. 4 zincir çekerek sonuncu yuvamızı da yapalım. Şöyle bu şekilde çevirdim. Buradaki ilk yuvamın içine sık iğne ile sabit. 1 2 3 zincir. Sıradaki yuvama 1 2 3 zincir sıradaki yuvama 1 2 3 zincir sıradaki yuvaya 4 tane oldu şimdi arkadaşlar bakın 4.'cüyü kapatıyorum. Buraya da bir üç zincir daha aynı yuvanın içine kapatıp 5. yuvayı bu şekilde elde ettim ve ipimi koparıyorum evet arkadaşlar hazır ip parmağımda dolalıyken şu minik yaprağın kirpini de göstermek istiyorum sıkça gösterdiğim bir kirpik buradaki 8 zincirle aşağı indiğim yuvaya sık iğne ile ipimi sabitliyorum 2 zincirimi çektim kapattım 1-2 zincir bu da ikinci kirpiğim. 1 iki zincir. Bu da üçüncü kirpi. Bu şekilde üç tane kirpiği yaptım. Bir zincirimi de çekiyorum. ipimi kesip bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimizin şu şekilde ters tarafını çevirdik. Bak. Buradaki yeşilin dibinden sık iğne ile sabitliyorum buraya. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi bakın arkadaşlar bu son yuvanın bir altına. Buraya kapattım. Bu şekilde. Yine 5 zincir. Bir tane boşluğumu bırakıyorum. Bakın bu köşedeki yuvayı bırakıyorum. Bu yuvayı bırakıp yanındaki yuvaya giriyorum yanındaki yuvaya 5 zincirimi bu şekilde kapatıyorum. Buraya yapraklarımız için yuva hazırlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Yine bir tane bırakıp yanındakine. Her yuvanın arasında bir tane tığ battığı boşluğu bırakıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve kapattım 3. yuvamı. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Yine arkadaşlar bu köşedeki yuvayı boş bırakıp bir alttaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir hemen yeşil yuvaya iniyoruz arkadaşlar. Bak. Buradaki yeşil yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane de üzerine zincir çektim ve çevirdim. Modelimi çevirdim. Bu 5 zincirin içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Şimdi arkadaşlar bu yuvaya yaprak yapımına başlayacağız. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. 2 2. Bakın buraya minik bir trabzan yaptık. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Sıkı sıkı 5 zincirimi aralıyorum. Trabzanımın arasına kapattım. Bu 1. Yine bir defa doladım tığımı. Yine aynı bu 5 zincirli ana yuvaya. Bakın buraya giriyorum. 1 2 2 Bunu da 3 seferde aldım. Bir tık büyüttüm. Bir tık uzun yaptım yani. 1 3 4 ve 5 zincir. Kapattım. Yine trabzanımın arasını. Şimdi arkadaşlar 2 defa dolamaya geçiyoruz. 1'le 1 bir dolama bitti. 2 tanesini de 2 dolamayla yapacağız. İkisini bir aldım. İkisini 1 aldım. İkisini bir aldım. 3 seferde. 5 zincir. Ve yine bu son yaptığım tırabzanıma aralayıp kapattım. 2 defa doladım. Bu sefer 4 seferde alacağız arkadaşlar. Dibinde 1. Sonra 2 sonra 2 sonra 2 yani 4 seferde aldım 5 zincir ve son trabzanımın arasına bu şekilde 5 zincirimi kapatıyorum şimdi arkadaşlar sık iğne yaparak aşağı ince yaprağımız bu kadar isterseniz bakın 4 tane bu kenarda tomurcuk oldu isterseniz siz 3 tomurcukla minik yapraklar da yapabilirsiniz ben modelde 4 tane tomurcuklu olduğu için modelden dışarı çıkmak istemedim. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yaparak aşağı doğru inelim. Bismillah. Tığımdakinden geçtim. Sahte sık iğne yapıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle net görmeniz için tutuyorum. Bu 2 bu 3 bu 4 4 bu 5 ve 6 6 da bu şekilde yapıyorum yaprağımı 7 de arkadaşlar bakın buradaki ana yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde yaprağımız hazır yaprağımız bu şekilde arkadaşlar ve sıradaki yuvamın içine şimdi sık iğne ile geçiş yaptım bakın arkadaşlar bu gösterdiğim yavaş yavaş gösterdim bu gösterdiğim yaprağı her yuvaya aynı şekilde yapacağız bu şekilde tüm yaprakları dolduralım arkadaşlar Evet arkadaşlar çok güzel çok şahane bir model oldu gördüğünüz gibi bu ara suyunu da arkadaşlar ben tasarladım sırf yapraklara benzetmek için Bu şekilde ben uydurdum daha doğrusu Siz istediğiniz ara suyu da yapabilirsiniz tabii ki Ben hani biliyorsunuz birbirine uyumunu çok seviyorum ara suyuyla yaprakların Uyumlu olursa daha çok hoşuma gidiyor Evet modelim bu şekilde arkadaşlar Çok güzel çok hoş bir tığ oyası modeli oldu Böyle düz kayanın üzerine ters kaya ve kenarlarına da yapraklarımız için yuvalar hazırlayarak yapraklarımızı oturtturduk Evet arkadaşlar emeklerimiz Evet arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım desteklerinizi eksik etmeyin bu şekilde bakın arkadaşlar modelimiz Allah'a emanet olun Hoşça hoşçakalın